Emekliye çift maaş fırsatı. Sorunlu olacak. Emekli aylığı sorununa çözüm olarak çifte emekli maaşı uygulaması geliyor. Bu yıl devreye alınması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi, TES, tüm çalışanlar için zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. Peki, BES ile TES arasındaki farklar nelerdir ve çifte emekli maaşı nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar. Türkiye'de uzun süredir uygulanan otomatik katılımlı BES, emeklilik sisteminde önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Bu yeni sistemle çalışanlar emekli olduklarında hem SGK'dan hem de tamamlayıcı emeklilik sisteminden tes maaş alarak çift ödeme imkanına kavuşacak. Ayrıca emekliler testeki birikimlerini toplu olarak da çekme şansına sahip olacak. Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammed Bayram, milliyete yaptığı açıklamada orta vadeli program kapsamında tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınmasının planlandığını belirtti. Bayram, bu sistem sayesinde emekliler çift maaş alabilecek. SGK'nın yerine geçmeyecek, aksine alternatif bir emeklilik seçeneği sunacak dedi. Önceki dönemde otomatik katılımlı BES zorunlu olmamıştı, çalışanlar isteğe bağlı olarak bu sistemden ayrılabiliyordu. Ancak tamamlayıcı emeklilik sistemi, yeni işe başlayanlar için zorunlu hale gelecek ve mevcut çalışanlara kademeli olarak uygulanacak. Tüm çalışanlar bu sistemden yararlanabilecek. Çalışanlar BES'ten yararlanmasa bile TESE prim yatırılacak. İşte, BES'teki gibi yatırımlar belirli bir fonda değerlendirilmeyecek, bunun yerine işveren tarafından zorunlu prim ödemeleri yapılacak. Beste yatırılan tutarlar belirli bir fonda değerlenir ve katılımcılar istedikleri zaman sistemden ayrılabilir. TES ise işveren tarafından zorunlu prim ödemeleri gerektiren bir sistem olacak ve SGK'nın yerini almayacak. İşverenler her ay çalışanların TES hesaplarına para yatıracak, bu da ek bir mali yük getirebilir. SGK’da yaşa bağlı sigorta primleri sayılabilirken, teste de benzer bir yaş şartı uygulanabilir. Ayrıca, test katılımcıları emekli olduklarında toplu veya aylık ödeme seçeneklerinden yararlanabilecekler. Test. Düşük primlerle bile emeklilere ortalama bir maaş sunmayı hedefliyor ve emeklilerin refahına önemli katkıda bulunması bekleniyor.